Aramızda baba ve anne var. Gerçekten Umut Bey, Nagihan Hanım, çok üzüldüm. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Amin. Umut Yetik, yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Hakikaten bazı şeyler, hani bazıları yapmaya utanmıyor. Bunu bir tek sizin işiniz için söylemiyorum, yani kendi sosyal yaşamımda da bazı şeyleri yapmaya utanmıyor, biz söylemeye utanıyoruz. Umut Bey aslında buraya küçük kızını aramaya geldi. Küçük kızı 8 yaşında, 9-10 yıldır da evli beyefendi. Bir de bir ilk evliliği varmış, eşi vefat etmiş. Şimdi bu yeni evlendiği karısı ilk evliliğinden olan oğluyla kaçmış. Yanlarında da küçük kızı götürmüşler. Evet. Umut Bey de diyor ki, ben artık hani her şeyden vazgeçtim ama şu küçük kızı bunların yanından alayım. Yani size son derece hak veriyorum bu konuda. Allah yardımcınız olsun. Bir Teşekkürler. haberimizi Çok sağ olun. izleyelim. Pes dedirten bir olay ve bir babanın gözyaşları. Ben başıma gelen bu kötülüğü hasmımdan, düşmanımdan dahi görmezdim. İstediğim tek şey kızımın... Oğlum üvey annesiyle kaçtı iddiası. Benim ilk evliliğimden olan Mustafa Yetik'le 9 yıllık eşim Tuğçe Akpençe birlikte kaçtılar. Plan ve kumpas şüphesi. Bunlar bu tezgahı bir yıl önceden planlamaya başlamışlar. Beni hapse attırıp istedikleri gibi at koşturacaklardı. 19 yaşındaki Mustafa ve 29 yaşındaki üvey annesi nerede? 19 yaşındaki oğlu Mustafa Yetik'in üvey annesi olan 29 yaşındaki Tuğçe Akpençe ile kaçtığını iddia eden Umut Yetik'in bu gözyaşları kendini içinde bulduğu akıl almaz durum için akıyor. Bunlar bu tezgahı bir yıl önceden planlamaya başlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız deyip biz sadece kağıt üzerinde boşandık. Ki buna herkes şahit Lüleburgaz'da. Böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için de doğal olarak çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağzıyla da 10 aydır birlikte olduklarını, birbirlerine aşık olduklarını da itiraf ettiler. Çok acı bir durum. Düşünme kapasitemi yitirdim. Ya bu kadın, bu şahıs hamile kalsa benim karım benim torunumu mu doğuracak? Bir yanda ilk evliliğinden olan oğlu, diğer yanda kağıt üstünde boşandığı eşi ve eşinden olan 8 yaşındaki kızı. Umut Yetik 2 Nisan'dan bu yana yaşadığı çaresizlikle yola çıkıp Kırklareli Lüleburgaz'dan geldi. Benim ilk evliliğimden olan Mustafa Yetik'le 9 yıllık eşim Tuğçe Akpençe birlikte kaçtılar. İkisinden de yanlarında kaçırdıkları 8 yaşındaki kızım Melody Naz Yetik'ten de hiçbir şekilde haber alamamaktayım. Benim oğlum 19, eşim 29 yaşında. Yanlarında 8 yaşında çocuğum var. Üstelik bana bir kumpas kurup kaçtılar. Oğlu Mustafa Yetik'le makyaj malzemesi pazarlayan Umut Yetik için her şey kısa süre önce sarpa sardı. İddiasına göre oğlu ve karısı kaçmadan evvel kendisine bir kumpas kurulmuştu. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, muhakkak oraya gitmemiz gerektiğini, sen git dedi. Ben de tamam dedim. Gece çantamı hazırladım dükkandan. Makyaj malzemelerini, kozmetikleri doldurdum. Sabah beni otogara bıraktı. Hadi seni uğurlayalım dedi. Araç geldi, araca bindim. 15 kilometre sonra jandarma ekipleri aracı durdurdular. Beni araçtan aşağı indirdiler. Çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. Daha sonra beni jandarma karakolunun içerisine ifademi almak için aldılar. Kan, saç örneklerim alındıktan sonra hastaneden serbest bırakıldı. Çünkü benim geçmişimde yasaklı maddeyle alakalı hiçbir suç dosyası, böyle bir şey yok. Kimse de benim zaten böyle bir şey kullandığımı da sattığımı da söyleyemez. Kendimden çok eminim. Hastaneden hep birlikte eve döndük. Bana neler olduğunu sormaya başladılar. Ben temiz çıkarsam bu ihbarı yapan kişinin kumpastan yargılanacağını söyledim. Bir nevi aslında aileme blöf yaptım. İddiasına göre ne olduysa bu blöfünden sonra olmuştu. Mustafa, eniştem ve kız kardeşlerim aynı araçla İstanbul'a geldiler. 2 Nisan sabahı ben kalktım, dükkana gittim. Saat 6 sularında eşim Tuğçe'yi aradım. Eve geliyorum, herhangi bir şey alınacak mı diye sordum. Kendisi bana otobüste olduğunu, İstanbul'a gittiğini, burada kalmak istemediğini söyledi
telefonu kapattı. Daha sonra kız kardeşim onu arıyor. Abla ben otobüsteyim, İstanbul'a geliyorum, annemlere geleceğim deyip onunla da görüşmeyi kesiyor. Saat 9'dan sonra bunların, Mustafa'nın da Tuğçe'nin de ne telefonlarına ne sosyal medya hesaplarına hiçbir şekilde ulaşamadık. Bizi engellemişler, telefonlar kapatılmış. Ya zaten kumpas buradan ortaya çıkıyor. Olayın yaşandığı bir gün sonrasında bunların ikisi de kayıplara karışıyor. Önce bunlar beni hapse attırıp istedikleri gibi at koşturacaklardı. Başaramadılar ve kaçtılar. Mustafa Yetik kaybolduktan sonra onunla görüşebilen tek kişi ise halası Mehtap Tezol oldu. İddiasına göre Mustafa Yetik, üvey annesiyle bir ilişkileri olduğunu söyledi. Ben mesaj attım ona. Oğlum neredesin dedim. Ben kaçtım dedi. Kiminle kaçtım dedim. Üvey annemle kaçtım dedi. Nasıl yaptın bu ahlaksızlığı dediğimde biz 10 aydır birlikteyiz dedi. Ben dedim çocuğu getirin teslim edin bize dedim. Ben bu çocuğu vermem ala dedi. Sen dedim onun babası mı olacaksın abisi mi olmaya devam edeceksin dedim. Yüzüme kapattı. Babaanne Nagihan Yetik söylediğine göre sezgilerinde haklı çıkmıştı. Zamanında konduramadığı olaylar karşısında ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilmez bir haldeydi. Ben sezdim fakat dile getiremedim, konduramadım. Çok fazla samimilerdi. Kendisinden de konuştum Mustafa'yla. Ben onu anne gibi görüyorum. Benim annem yok ki dedi. Toprağa mı gideyim ben sarılayım dedi anne olarak dedi. Bu sefer kendimde suçluluk hissettim yavrum. Milyonda bir olacak bir şey Allah kimsenin başına vermesin. Bizim başımıza verdi. Sadece istediğim tek şey Melodi ne zaman bir an önce bize teslim edilmesi. Umut Yetik'in içinde fırtınalar kopuyordu ama her şey bir yana, tek endişesi 8 yaşındaki kızı içindi. İçimde fırtınalar kopuyor. Bunu hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Biri evladım, biri 9 yıllık eşim. Onu 9 yaşında buldu. Onu yıkayan, giydiren, hastalandığında başını bekleyen kadınla 10 aydır birliktelikleri kendi ağzıyla söyleyen bir evlat. Bir baba olarak içim parçalanıyor tabii ki. 20 gündür uyku uyumuyorum. Ama benim tek derdim şu an 8 yaşındaki kızım. Bu çocuk bazı şeyleri idrak edebilecek yaşta. Ben sadece 8 yaşındaki kızımın velayetinin acilen annesinden alınıp bana verilmesini, başka hiçbir isteğim yok. Onları Allah'a havale ettim. 21 gündür hiçbir şekilde sesini duymuyorum. Müge Hanım, sana sonsuz güveniyorum. Bugüne kadar çoğu insana yardımcı olduğuna şahit oldum. Bulduğuna şahit oldum. Önce Allah, sonra sen kızıma beni kavuşturacaksın. Size yalvarıyorum. Ne olursunuz bana yardım edin. Çok üzüldüm gerçekten yani. Ağlın Allah razı olsun. Beterin beteri vardır dedikleri şeylerden birini yaşıyoruz herhalde. Açıkçası siz böyle söylemeseniz ben inanmazdım yani. Belki şimdi size, herkes burada kendini çok güzel anlatıyor Umut Bey de, belki hani dövüyorsun, sövüyorsun, çalışmıyorsun. Belki de hani eşin oğlunu da o büyütmüş. Beraber gittiler diye düşünüyordum yani. Emin misiniz böyle bir aşk meşkle gittiklerine? Şimdi öncelikle size, ekibinize sonsuz teşekkür ederim ilgi alakanız için. Başvurduğum andan itibaren konuyla bizzat ilgilenen Cansu Hanım, siz, Allah bin kere razı olsun. Hepimizden. Allah bu durumu da hiçbir babaya yaşatmasın. Amin. Müge abla benim zoruma giden, karım dediğim şahsın yaptığı değil. Sevgisi bitmiştir, ilgisi bitmiştir, aşkı bitmiştir. Yapabilir, ayrılabilir. Zaten biz kağıt üzerinde boşanmışız. Defol, git. Benim taşıyamadığım bir babaya evladı bunu nasıl yapabilir? Ben sizi annesiz büyüttüm. Ben yemedim, yedirdim. Elimden geldiğince maddiyatımsa maddiyat, sağlığımsa sağlığım, hayatımı size feda ettim. Ya hayattaki tek varlığını kaybettin. Tek kişiyi kaybettin. Ne için? Bir sapık ilişki için. İki ruh hastası birleşmiş, 10 aydır aynı evin içinde beni aldatıyorlar. Ve belki de Allah gözüme bir perde indirdi, bunu görmeme izin vermedi. Başıma daha kötü şeyler gelmesin diye belki de Mevla bunu bana yaşattırmadı. Ya abla, 20 gündür uyku nedir bilmiyorum, yemek nedir bilmiyorum. Bana yaptıkları hiçbir şey de umurumda değil. Allah zaten onların belalarını vermiş. İnsan içine çıkacak yüzleri yok. Ben buradayım.
Ve 80 milyon, 85 milyona da anlamak yüzüm pak diyorum ki ben aç bırakmadım, sokakta bırakmadım, namusuna zeval getirmedim. Bunu tüm komşularımız, bizi tanıyanlar, herkes de şahit biliyor. Herkes de bağlanabilir. Buradan yalvarıyorum yani, eğer benim bir kötülüğümü gören varsa, dayak attığımı, işkence ettiğimi, kötü söz söylediğimi gören varsa Allah rızası için bağlansın. Beyefendi, bütün bunları yapmış olsanız dahi bu yapılanı haklı çıkarmaz. Yani. Onu söyleyeyim. Ablacığım, ben bundan da vazgeçtim. Ben bunları zaten kendi beynimde, benim için öldü bunlar. Bunlar benim için yok. Benim için tek şey benim 8 yaşında çocuğum ve çok zeki bir çocuk Melody. Allah bağışlasın. Yani gece kalkmış olsa, uygunsuz bir vaziyette görmüş olsa, neyse, birisi oralara hiç girmeyelim, birisi annesi, yani nasıl bir psikolojide olacak benim torunum? Artık en son aramalara mecbur kaldım yani. Rehber öğretmeniyle, Allah ondan da bin kere razı olsun, durumu anlatmak zorunda kaldım. Bu çocuk okula gidemiyor. Arkadaşları 23 Nisan hazırlıkları yapıyor, benim kızım kayıp. 20 gündür sesini duymamışım. Bayram olmuş, aramamış, sesini dahi duyurmamışlar. Hiçbir şekilde vermeyeceğiz diyorlar. Ve bu şahıs babasınınla görüşüyor, Selahattin Akpençe ile. Arıyor, diyor ki ben iyiyim, Melody'yi kapatıyor. Türlü türlü yalanlar söylüyorlar. Biz Belçika'dayız. Belçika'ya kaçtık. Yurt dışına kayıtlı bir numaradan arıyor. İşte bana hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Kızınızın pasaportu var mıydı Melody'nin? Hayır. Yok canım, hiçbirinin pasaportu yok. Ya Müge abla, benim derdim bu iki sapık insanın yanında, hasta ruhlu insanın yanında benim kızımın bir dakika daha durmasını istemiyorum. Benim de sizi programa davet etmemin nedeni o yani. Aslında diğer mevzu herkesin kendisiyle alakalı ama o çocuk, yani çocuk deyince akan sular duruyor bende, biliyorsunuz. O çocuk da 8 yaşında. Hiç doğru bir tavır değil yani, böyle bir şey olması mümkün değil. Şimdi başa dönecek olursak, aslında Mustafa 9 yaşında mıydı siz, evet, evlendiğinizde Tuğçe ile? Evet. Şuna şu leke koyulur mu abla ya? Şunun masumluğuna bak. Hayatı boyunca annesinin yaptığı şu adi lekeyi taşıyacak. Yok yok. Çocuğun günahı yok. Yani 9 yaşındaydı değil mi oğlunuz da, evet, siz evlendiğinizde? Ya, o da çok küçük yani. Fotoğraf mı var? Bakayım. Yani nasıl olabilir, ben anlayamadım. Bak abla. Verin ekranı. Aa. Ay Allah'ım, artık daha neler göreceğiz ya Rabbim. Hayatım, tabii ki yıkarsın da beslersin de okula götürürsün, okula getirirsin. Şey değil ki, beraber mi yaşadınız siz hep? Tabii. Kaç çocuğunuz vardı? Rahmetli eşimden iki, bundan da bir. Hayır, yani evlendiğinizde iki çocuklu biri olarak iki evlendiniz. Tabii, iki çocukluydu. Niye peki o kız bu kadar büyük çocuklarla sizinle evlendi? O da küçük herhalde. Şimdi abla, şöyle bir durum var. Bu aslında benim teyzemin eşinin amcasının kızı. Bu anne bunu 8 yaşında bırakıp gidiyor. Başka bir birliktelik yaşıyor. Bu da 19 yaşına kadar, 18 yaşına kadar, yani benim hayatıma girene kadar işte 3 gün amcasında, 2 gün halasında, bir gün orada kaldı. Bir gün bizi yan yana getirdiler. Ben dedim yani benim durumum bu. Yani benim iki çocuğum var. Hayata tutunmaya çalışıyorum. O da bana dedi ki gel bir birliktelik kuralım. En azından benim bir yuvam olsun. Ben de senin çocuklarına da bakarım annelik. Yani aşık, ben sana zaten ilgi de duyuyorum dedi. Fakat cesaret edemiyordum bunu teklif etmeye falan. Ondan sonra abla, ben artık orada burada kalmaktan veya birilerine gitmektense birileri bana misafirliğe gelsin, benim bir evim olsun dedi. Biz bir yola çıktık. 9 yıldır da beraberiz. Peki çocuklarınız nasıl hitap ediyordu Tuğçe Hanım'a? Abla. Abla diyordu. Abla diyordu ve duyan herkes şok oluyor. Yani abla, Oscar'lık oynuyorlar. Bak şuraya yemin ediyorum, yani bu yıl Oscar alan tüm oyuncuları dizelim. Şu iki...
şerefim üzerine yemin ediyorum, şu Oscar'lık oynayan oyuncular, eğitimli oyuncuları şu ikisi alt eder. Ya ben kendime göre kurnaz bir adamım. Kendime göre esnafım, ticaretle uğraşıyorum ben. Bir şekilde insanları çözebilirim. Abla, ben hiçbir şey hissetmedim. Ama Umut Bey, aklınıza gelmiyordur ki. Yani, sizin aklınıza geliyor muydu böyle bir şey? Yok, gelir miydi yani? Kesinlikle. Maalesef. Ama Nagihan Hanım uyanmış. Siz niye uyandınız? Beni kız kardeşim aradı. Onlar yakın oturdukları için devamlı gidip geliyorlar. Çok samimi hareketleri var dedi. Damadımla beraber. Ben de dedim ki, ya anne diyor. Yani anne gibi görüyor. Bir samimiyetlik kuracaklar. Fazla bir yaş araları yoktur. Yani bunu hemen böyle bir şekilde şey yapmayın. Üvey anne diye kondurmayın. O çocuk 9 yaşında bir abla dedi yani. Banyoya koydu, yıkadı. Benimle birlikte yardımcı oldu. Hastalandığında yani birlikteydik. Birini de böyle yengesi kaçırmıştı değil mi? O bir de 18'den de küçüktü. Aynı lafları duymuştuk, evet yani. Kadın komalara giriyordu. Biz aynı evde oturuyorduk. Biz çocuklarımızı yıkıyorduk, ediyorduk. Sen nasıl böyle yani sana yenge diyen birini kaçırırsın diye kadıncağız. Aslında Müge abla, ben 31 Mart sabahına kadar düzenli bir hayatım, mutlu bir yuvam, huzurlu bir hayatım olduğunu sanan bir insandım. Her şey 31 Mart günü değişti hayatımda benim yani. 30 Mart gecesi oğlum bana saraydan kuaför müşterimizin aradığını, yarın seçim günü olduğu için dükkana temizlik yapacağını, müsait olacağını, ürünlere rahatlıkla bakabileceğini söyledi. Çünkü biz gidiyoruz, içeride kadınlar oluyor, ürünlere bakamıyorlar diye. Baba git, hem dükkan kirası geldi, onu da halletmiş oluruz dedi. Tamam dedim. Şimdi bu 31 Mart günü oluyor sevgili seyirciler. 30 Mart gecesi bu. 30 Mart. Abla. Yani şimdi o kadar enteresan ki adama kumpas kuruluyor. Aslında herkes kendince çok uyanık. Evet. Ya zeka başka bir şey arkadaşlar ya. Hani zeka başka bir şey. Bunun adı kurnazlık falan olmalı anca yani. Zeki insan böyle şeylere zaten tevessül etmez. Adama kumpas kuruyorlar. Reklamdan sonra tam anlattıracağım Umut Bey'e. Şimdi anladığım kadarıyla eğer iddialarınız doğruysa 10 aydır böyle bir ilişki evde yaşanıyor. Sağ solun dikkatini çekiyor ama Umut Bey diyor ki benim... Umut Bey, siz bu anlamda da kendinize kızmayın. İnsan aklına gelmez. Hatta aklınıza gelse kendinize kızarsınız. Ben ayıp mı ediyorum diye. Adama şöyle kumpas kuruyorlar. Adamı yola götürüyorlar. Yola götürdüklerinde yasaklı madde koyuyorlar çantasına. İhbar ediyorlar. Polis ihbardan onu yakalıyor. Jandarma. Bakıyor yasaklı madde, jandarma yakalıyor. Yasaklı madde buluyor. Sonra test falan yapılınca, içmediği ortaya çıkınca bırakılıyor ama tabii davası sürecek. Yani. Aslında amaç sizi de cezaevine attırıp herkesin hayatına normal bir şekilde devam etmesi. Evet. Şimdi doğal olarak bana cezaevine gelse, ailenin benden sonra en büyük bireyi olduğu için ona diyeceğim ki, oğlum sakın evimizi dağıtma, Tuğçe ablana, kardeşlerine sahip çık, bir şekilde dükkanı döndür, işte kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu hallet, benim zaten suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Saç talilim, adli tıp raporlarım geldikten sonra benim masum olduğum ortaya çıkacak. Ama siz tutuksuz yargılanınca iş orada plan karışıyor. Bozuldu. Evet, plan bozuldu. Plan bozuldu. Bir ara verin. Hanımefendi günaydın. Tuğçe bak sen de dinle, günaydın. Alo. Alo. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun efendim. Müge Hanım, ben Tekmeveli'nin Güneyburga ilçesinden arıyorum. Evet. Göreyim Tuğçe'yi de, evet. Ben Tekmeveli'nin Güneyburga ilçesinden arıyorum. Evet. Umut'un en yakın arkadaşı Selim Gülçen'in hanımıyım. Hı hı, buyurun. Biz bununla 2 yıl önce pikniğe gitmiştik. 2 yıl önce? Evet. Eşim, arkadaşları beraber şu an tam beynimize çıktı. Yani eşim telefona bağlanmak istedi ama şu an çok sinirli olduğu için sen dedim bağlanma, canlı yayındalar. Pikniğe gittik. Ben ilk defa bu kadını orada gördüm. Hı hı. Selim daha önce eşim arkadaşından bahsediyordu. Umut'tan falan. İşte 3-4 arkadaş toplandık, pikniğe gittik.
Mustafa ona resmen anne diyordu o ahlaksız kadına. Ben bunu kendi kulaklarımla duydum. Ondan sonra dedim nasıl... Daha ne desin? Evet. Tuğçe duyuyor musun? Biz duyuyoruz, duyuyoruz abla. Siz bizi duyuyor musunuz? Bak anne diyordu diyor. Bizi duyuyor musunuz? Evet anne diyordu. Yani diyordu. Ben bağlanan şahsı da tanıyorum. Yo. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Evet Umut da şu an. Ben oradan değil de Selim'in eşliğim. Ben hiçbir zaman tanıdık. Anne demedim. Ay sen Allah geldin senin mi? Başka bir kız bulamadın mı? Neyi eksik ki Mustafa evet babanın ya. Karısını aldın? Allah belanızı versin. Nasıl yaptın bunu Mustafa? Nasıl yaptın bana bunu Mustafa? İki oğlumu da yedin. Allah belanı versin. Yaparsın. Kalk diyorum. Bak kalk onun yanından. Kalk. Abla ne olur ya. Onları kaldır bak yan yana benimle şunu kaldır. Bak yan yana gelmesin. Yemin ederim burada çıldırır. Yok abla yan yana otur. Oğlum mu söylüyormuş bunu? Oğlum yalan ben... mı? Bak ikiniz de eninde sonunda bak o sen bak ikinizin biz bir yerde patlayacaksınız oğlum. Bak açık konuşuyorum. Hangi insan için? İkiniz patladıktan sonra var ya bak bu sağ tarafta oturan kişiliksiz var ya erkek diye dolaşan şahsiyetsiz var ya. Olursun. Bak o sokaklarda ölecek. Kimsesiz çünkü. Bak Kader. Sen bak sen anneni arayabiliyorsun. Çünkü bizim ailemizde böyle karaktersizliğe yer yok. Sizde var. Ben siz, annemi siz babamı var. Arayıp da sığınabilmiş sizde olsaydım... Var, var. Çekmesin. Allah senin belanı versin. Çıplak aldım. Ay eşya gördüm. Ya, bunlar ev çok... Oğlun pişman kalk olursa... Kalk. Ya dur bir ablacığım ya. Dur bir ablacığım ama ya. Lütfen ya. Bir dur. Tuş. Ne olur ya. Al Allah aşkına. Allah belanı versin tamam, Mustafa. Al biraz dışarı. Arabayı parça parça oğlum. Allah'ım ömrüm. Tamam, senin kabrine tamam. Gelip ziyaret etmek istiyorum. Acele nasıl gidiyorsam sana da. Tamam. Sıra Fatih'te Tuğçe. 16 yaşında oldu Fatih. Sıra Tuğçe Fatih'te. Fatih de alacak seni merak etme. Mustafa'dan. Arayıp da ilk gün demiş ki, Allah. Şimdi bunu Mustafa söylüyor. Allah. Oğlunu Mustafa arıyor, Fatih. Bizim Umut'la kaçtı. Versin at iftirayı, at sanırı bakalım. Annen söylüyor bunu. Bak, bak oğlum bak. Berçin ne olduğunu anlamadığını bir saniye. Umut lütfen ya, Allah aşkına bir oturumuz bir dakika ya. Yani niye iftira atacağım ben? Bir dakika. Bir gün beddua etseniz elinize bir şey geçmez. Size de beddua, yani... Yok estağfurullah, estağfurullah. Onun için yani esas söyleyeceklerini hakim söyle. Hakim olamıyorum beddua bu sistema. Beddua etmeyle iş hallolmaz yani. Olamıyorum. Abla bak ben ilk günde geldim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlun af dilese, pişman oldum dese affeder misin? Abla affedemem. Bak benim oğlum başka evli bir kadını kaçırsaydı ben canımı ortaya koyardım ona zarar gelmemesi için. Benim oğlum... Lütfen. Yani bu şahıs ona böyle bir şeyi birbirleriyle ilk temasta bana gelip deseydi ki baba bak sen gel burada kal benim evimde kal siz benim çocuklarımsınız diyorsun ama
senin karın bana böyle böyle hareketler yapıyor. Ben onu alnından öper, ayağının suyunu içerdim. Senin oğlun kaç yaşında? 19 yaşında. Ay, kaç doğumlu? 2005. 2005. Peki sen... Bir de bak, bir dakika bak. Bir dakika. 2005 hangi ay? Şubat. Şubat. Şimdi sen oğlunun istismara uğradığını farkında mısın? Abla, bu tek taraflı olduğunun farkında... Umut bak. Şimdi malzem bu, hani reşitlikten bahsediyoruz. Sen yani karının oğluna istismarda bulunduğunu farkında mısın? Abla, artık yani ben kimseye inanamıyorum ya. Bak, senin oğlunun reşit olmadan, reşit olmadan cinsel olarak istismara uğradığının bir kere farkında ol. Ya şimdi böyle bak, bir şey söz öyle bir şey söz değil. Konusu bile değil. Tabii değil. Tabii sen, bak yavrum, umutsuz 18 yaş sadece kız çocukları için değil, erkek çocukları için de geçerlidir, anladın mı? Ama dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi bir şey söz konusu dahi değil. 18 yaşından küçük erkek çocuğuna yapılan her türlü bu yollu şey de istismara girer. Aynı. Ha kız çocuğuna yapmışsın, ha erkek çocuğuna yapmışsın. Ha o yanındaki anlar anlamaz, kızlar da anlamıyor. Yanındaki de anlamıyor. Kendini adam sanıyor, senin yanında dolaşıyor işte. Daha ya köpek avlasa seni bırakır kaçar lan bu. Yanınızdan geçerken köpek avlasa bırakır kaçar. Buna mı güvenip de bu yuvayı dağıttın, o kızı ortada bıraktın? 19 yaşında bu. Çöp tenekesinden kedi fırlasa seni bırakır kaçar. O yüzden bizi bakıyor değil mi senelerdir? Seni Allah belanı versin. Ya abla, yok mu buraya bağlanacak bir insan Allah rızası için ya? Ya kim bağlanacak? Evin içindeki maddi durumu kim bilebilir? Oğlum... Çocuğum bağlanıyor. Allah senin belanı versin diyorum, artık başka bir şey bulamıyorum ya. Bir şey söyleyeceğim, her şey maddiyat mı yani? Ay bir de Tuğçe aynı adam. Evin içinde ne olursa olur yani. Parayı kim para kazanıyorsa sen ona mı varacaksın yani? Ona mı gideceksiniz? Tuğçe Hanım, parayı yani... Susmaya çalışıyorum. Dediğimi yapıyor musun? Olayı anlamaya çalışıyorum. Sizin ne hissettiğinizle bir hani ortak zemin oluşturmaya çalışıyorum ama... Kimse bizimle ortak siz, zemin oluşturmak dakika, istemiyor beyefendi. Ortak zemin oluşturmak zorundasınız. Sizin bir kızınız var. Kimse istemiyor ama şu anda. Hayır hanımefendi. Sizin bir kızınız tamam, var. Tamam, biz istiyoruz. Ve kimse hayır, istemiyor şu anda. Sizin kızınızı... Bakın kaç, ben bir hekimim. Dolayısıyla siz kızınızı bu kurduğunuz ilişki içerisinde sağlıklı ve güven ortamında yetiştiremezsiniz. Ve bu ortamda o kızın kalmasına da hiçbir profesyonel kişi, ne sosyal hizmetler, ne çocuk psikiyatristleri buna izin vermezler. Siz tamam, kızınızı ellerinizle bir dinleyin Tuğçe Hanım. Siz kızınızı ellerinizle avuçlarınızdan kaydırıyorsunuz, gidiyor. Burada öyle bir tablo çiziyorsunuz ki baba da çok kötü. Uyuşturucu satıcısı, şiddet eğilimli, kızı öldürebilir. Sizin kızınız devlet koruması altına gidiyor hanımefendi. Bunu ben anlamıyor musunuz? Ben istemiyorum. Ortak noktaya sizin, varamıyoruz şu anda sizin işte. Sizin isteyip istememeniz değil olay. Tamam, şu anda olay, ben de size bunu Müge anlatmak Hanım istiyorum. Size baştan beri şunu anlatıyor. Diyor ki çocuklar devletindir. Devlet çocukları korur, anne baba koruyamıyorsa. Siz çocuğunuzu şu anda korunaklı, güvenli bir limanda, güvenli bir ortamda büyütmediğiniz için. Bir aydır... Çocuğu okula dahi yollamadığınız için. Ama ben bunun kaçak gerekçesini zaten bir dinleyin. Söylüyorum. Gerekçesi yok bir dinleyin. Bir kaçak durumuna düşürdüğünüz için. O çocuğun istismar ortamında, bakın, bir cinsel istismar ortamında kalmasına neden olduğunuz için. Siz bunu kaç aylardır yapıyorsunuz? Bize 9 ay diyorsunuz. Ben daha da eski olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla siz zaten bizim dolayısıyla, hakkımızda bu şekilde düşünüp sadece Umut hakkında iyi şeyler düşündüğünüz için biz Umut, hiçbir Umut şekilde... Bey'i tanımam. Ben Umut'tan bana ne? Umut'a da gitsin ama demem. Ama Müge Hanım şu anda bize karşı anda hiçbir şekilde... Bir dinleyin. Yaptığın normal bir şey mi seni? Ben istiyorum bunu. Kendim için mi istiyorum? Biz yaptığın normal bir şey mi? Umut bir otur. Umut bir otur. Bir dakika Şevki Hocam. Doğru bulmuyoruz. Peki Umut. Olmaz bu ortam. Umut, ekip bizi aradığında Umut, bak, bir dakika, bir şey ekibi bırak. Bir dakika ben ekip polis falan istemiyorum. Bak ben şunu hayır, söyleyeyim. Mustafa. Hayır, sizin ekibinizden Mustafa, tamam. İstemiyorum onu, ne konuşuyorsun? Mustafa.
Az önce dedi ki Tuğçe, ben dedi gerekiyorsa kızım yanımda kalması için Mustafa'dan ayrılırım dedi. Evet, biz Mustafa'yla da bunu konuştuk. Sanırım evet, bizi de böyle biraz kandırmak için. Ama devlet dedi ki gel o zaman çocuğunla beraber kadın sığınma evinde yaşa dedi. Bu da diyor ki yaşayacağım. Sen ne yapacaksın oğlum? Bunu kabul ediyorsa saygı duyarım. Ben kendi ayakları üstünde durabilen bir insanım. Dediğim gibi çok da önemli değil yani. Bir şekilde ayakta dururum. Babaannen diyor ki ben baktım sana hakkımı helal etmiyorum diyor. Yok mu bir şeyin? Gülüyorsun orada da babaannen. Hayır gülmüyorum. Diyebileceğim hiçbir şey yok. Ne diyebilirim? İnsan içine çıkacak yüzün yok çünkü. Haklısın, doğrudur baba. Ya babana söylemek istediğin bir şey yok mu oğlum? Ya böyle bir şey tabii ki babama yaptığım için pişmanım, üzgünüm. Ama dediğim gibi ben onu seviyordum, birlikte olmak istiyordum. Başka da çarem yoktu. Peki şu anda fikriniz değişti mi? Hayır. Senin Tuğçe... Ne konuda Müge Hanım? Rusya-Ukrayna savaşı hakkında. Hayır, Melodi için mi konuşuyoruz şu anda? Kimin için konuşuyoruz? Ben onu anlamadım. Ben sana defalardır dünden beri diyorum ki bu ortamın içinde bu çocuk burada yaşayamaz diyorum yani. Bu senin fikrini değiştirdi mi diyorum. Tabii ki de değiştirir. Yani ne oldu yani şimdi? Ne değişti fikrinde? Ben de şu anda Melodi için ne yapmak istediğimizi konuşmak istiyorum Müge Hanım. Tamam, ne yapmak istiyorsun? Yardımcı olmak için çağırdınız ya bizi Müge Hanım. Tamam, yani yardımcı olacak ne var? Umut'tan ayrılman şeyden. Neydi bu çocuğun adı be? Mustafa'dan ayrılman gerekiyor. Sen de anladığım kadarıyla kendin çalışıyorsun. Kendi hayatını kurabiliyorsun değil mi? Para kazanabiliyorsun. Ben mi? He. Hayır. Niye o zaman hani hep Umut hiç çalışmıyordu? Kim baktı sana? Bunu anlatıyorum ya. Neyi Mustafa anlatıyorsun? Mustafa bakıyordu zaten evi diye. Sen kaç yıllık evlisin? 9. Mustafa kaç yaşında? 19 yaşında. 10 yaşında bu sana bakmaya başladı bu Mustafa. Babasına sorar mısınız Mustafa kaç yaşından beri çalışıyormuş? 10 yaşından itibaren o mu bakıyor sana? Bana değil, Mustafa kaç yaşından itibaren çalışıyormuş babasına sorar mısınız? Kaç yaşını bırak, sen hiç bu Umut hiç sana bakmıyordu bana ya. Bana bakma mevzusu değil Müge Hanım bu. Evi sen öyle bir bahsettin ki sanki evi sen geçindiriyormuşsun gibi. Bu çocuk herhalde 10 yaşında çalışıp evi geçindirmiyordu. 14 yaşından beri çalıştırıp geçiniyor. Tamam, nerede çalışıyor Mustafa? Babamla aynı iş yapıyordu Müge abla. Yani babanla babasıyla beraber çalışıyor. Evet. Yok, kendi tek başına çalışıyor. Kendi müşterilerim vardı, onlara makyaj malzemeleri götürüyordu. Tamam, tabii, bu işi bir dakika, bu işi kim kurdu? Efendim, babam. Babamın bir arkadaşı bu işi yapıyordu, bize de öğretti. Kurmalık bir iş değil. Kurmalık Müge bir iş değil zaten. Da. Biz bir yerden alıp bayan kuaförlerine pazarlıyoruz. Toptancıdan alıp oraya pazarlıyorlar. Dükkan falan değil. Bu anladım. Dükkan tamam, zaten böyle var. Dükkan iş yapmıyor. Tamam, var böyle dışarıdan evet kuaförlere getiren. He. Yani. Yani ben 14 yaşında başladım. O zamandan beri de çalışıyorum. O zamandan beri çok güzelsin. Harika. Bizi baktın. Allah sizden razı olsun. Allah ama, hepimizden razı olsun. Ama Türkiye bu oyunu yemiyor. Evet Türkiye, evet şu an bu Türkiye, oyun mu söylediğim oyun mu benim bak, şu anda? Sosyal medyada dünden beri tanıdığım, tanımadığım Allah değiştim, bin kere razı olsun. Sen, 80 başardın. Milyon insan ne diyor biliyor musun? Sen dua ederken seninle dua ettik, beddua ederken de seninle beddua ettik diyor. Bu iki tane şeytana. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu bu